huzursuz bacak sendromu gibi fibromiyalji de yani yumuşak kas romatizması yumuşak doku romatizması denilen çağımızın hastalığı denilen bu bozukluk veya hastalık ilaçların kullanımı sonucu gelişen bir hastalık hastalıkların tarihine baktığımızda yani fibromiyalciyi veya işte bu romatizma türünü göremiyoruz. Birçok araştırma, PubMed'deki araştırmalar şunu gösteriyor. Fibromyalji vücudun, bioelektriksel sisteminin bozulması ve bazı dokularda kalsiyum birikmesi. Elbette bunun nedeni, bunun nedeni diyorlar ki, bunun nedeni belli değil. Nedeni bilinmiyor. Hayır biliniyor. Fibromiyacı hastalarının hemen hemen tamamının yakın yakını ilaç kullanmış. Nasıl ilaç? Nörolojik, psikiyatrik ilaçlar kullanmışlar. Bu ilaç kullanımı sonucu gelişmiş. Bakınız ilaç endüstrisi, ve tıp sektörü o kadar yalancı ki, o kadar etik dışı davranıyor ki, kendi bozduklarını kendileri yapıp tekrar tekrar para kazanmaya çalışıyorlar. Yani ne istiyorlar ki? Köde olalım yani. Köle çalışıp onlara hizmet edelim. Yani tüm bunlara gerek yok ki bize iyi şeyler verin biz size çalışalım yani. Karnımız doysun yeter değil mi? Bakınız yani hala şunu diyorlar fibromiyajının nedeni bilinmiyor. Neden 1940'ta yok? 1850 yılında, e, milattan önce 100 yılında neden yok bu hastalık? Neden tarihi belgelerde yok? Bakın fibromiyajı hastalarının tamamına yakını uyuşturucu veya madde kullanmış. Birçok hasta kadın hatta kadın hastalığı diye biliniyor. Bu ilaçlar Psikiyatrik ilaçlar hipofiz bezini bozuyor. Hipofiz bezi de altı tane organı mahvediyor. Çünkü tüm hormonları hipofiz bezi yönetiyor veya tetikliyor. Bakın böbrekteki sorunlar, karaciğerdeki sorunlar sonuçta bu ağrılar başlıyor. Ağrı ne? Ağrı Ağrı bizim dostumuz orada bir sorun var. Ağrı neden kötü olsun ki bizi uyarıyor. Vücudumuzun istihbarat örgütü. Ee, bakın yine PubMed'den öğrendiğimize göre birçok fibromiyajlı hastasında vücudun bazı bölgelerinde yoğun kalsiyum birikmesi var. Elbette bu ağrıları açıklayabilir. biyoelektriksel sistemin bozulmasını açıklayabilir. Peki... Ee, bunu nasıl çözelim? Nasıl çözmeliyiz? Şimdi, tıp dünyası, nörologlar, dahiliye uzmanları, romato romatoloji, yani romatizma ile uğraşanlar, işte hepsi şunu diyor, hep bir ağızdan. Pregabalin, ağrı kesici yani, uyuşturucu, lirika, ee, hep şunu derler, Bakın bir nörolog veya kadın hastalıkları veya romatizmal hastalıklar uzmanıyla konuşun. Üç tane tedavisi var derler. Bir bilissel davranışsal terapi, ikincisi şey ağrı kesici pregabalin, üçüncüsü de fizik tedavi. Yani. Burada karlı çıkan fizik tedavi ve şey, e, pregabalin. Yine ilaç şirketleri karlı çıkıyor bundan. Yani bunların, bunların yani ciddiye aldığı, karşıdakine insan yerine koyduğu veya bilimsel e, davrandığı, etik davrandığını göremeyeceğiz bir türlü. Gelelim geleneksel tedavilere. Geleneksel tedavilerle sonuç alabiliyoruz. Bazı fizik tedavi öğrencilerinin, bazı alternatif tıp ve bazı hekimlerin beyanları şu şekilde. Vücudun belli bölgelerini kalsiyum biriktiğine göre veya işte o bölgelerde ağrı olduğuna göre akupunktur yani sonuç alabiliyorlar akupunkturdan. Ben bilmiyorum. Yani akupunkturla ilgili bilgim yok. Ancak iyi sonuç aldıklarını duydum. Gelelim gene, geleneksel tıpa. Geleneksel tıpta çözümü var. Nasıl var? Hem de yüzlerce yıldır. Yüzlerce yıldır bunun çözümü var. Şöyle söyleyeyim. E, deniz. Yani vücudun mineral dengesini, kalsiyum dengesini, ağrıları, fizik tedaviye ne gerek var? Deniz, denize gireceksin. Bakınız, şöyle söyleyeyim. Fibromiyalji hastalarının bir çoğunda D vitamini eksik. Yani D hormonu eksik. D hormonunun en büyük kaynağı, en önemli kaynağı elbette güneş. Mineral kaynağı ise deniz ve kaya tuzu. Şimdi hepsini toparlayalım. Yani hekimler de şunu diyor: Fibromiyaljiyi fizik tedavi, yoga falan öneriyorlar. Neden deniz önermiyorsun? Bakınız, deniz denizde yüzerek, denizde hareket ederek, denizin içinde durarak güneşlenerek olumlu sonuçlar alınıyor. Ancak akşam olunca ağrılar yine başlıyor. Ancak. Ee, uzun süre denizde kalınca yazları rahat ediyorlar. Ancak sorun kışın yine başlıyor. Bakın, şöyle söyleyeyim size. Gündüz D vitaminini aldı, minerali aldı denizden, hareket etti rahat. Ancak akşam oluyor, işte D vitamininin düşmesi, işte şu bu, bakınız. Akşam da şöyle bir e, yol izleyebilirsiniz e, bir takım bitkileri çorba olarak veya çay olarak tüketebilirsiniz. E, çorba olarak konsome çorba öneriyoruz hep. Bir takım yabani bitkileri konsome çorbada kullanabilirsiniz. Konsome çorba videomu bakın. Etin kanını alıyorsunuz. Daha sonra etle birlikte işe yaramaz sebze kabuklarıyla kaynatıyorsunuz polikasit için. Ve çoban çantası ada çayı gibi yabani otları toplayıp kaynarken bir süre içinde tutup o otu attığınızda etken maddeleri geçiyor o suya. Konsame çorba olarak tüketin, çoban çantası ve ada çayını e, yine çay olarak tüketebilirsiniz. Yemek olarak tahin, tahin e, kalsiyumu temizliyor. Tahin tüketebilirsiniz. Yine huzursuz bacak sendromunda e, masaj olarak yani acı elma yağı önermiştim. Acı elma yağının en büyük üretim yeri Ege, Marmaris, Petiye e, civarı. Bunu pek dillendirmedim. Çünkü Adli Bilişim Derneği bunların Toplatır, ticaretini yapar, gelir elde eder. Yani kendi ürettiğimiz, sattığımız ürünü övmek istemedim. Tarafsızlığım, dürüstlüğüm bozulmasın diye. Size çay veya yağ yapılışını anlatıyorum burada. Kendiniz de yapabilirsiniz. Hatta dağlardan kendiniz toplayabilirsiniz. Yani Marmaris, Muğla, Fethiye'de çam ormanlarının içinde doğal olarak yetişen ada çayını, çoban çantasını, biberiyeyi, biberiye otunu, naneyi toplayıp bunların yağını çıkartabilirsiniz. Yağ çıkarma ve suplement hazırlama videom var. izleyebilirsiniz. Basit. Bir daha tekrar edelim. Zeytin zeytinyağının içine ada çayını koyun. En basiti veya biberiye koyun. Cam kavanozu 15 gün toplam bir ay güneşte bekletin. Kimi zaman ağzını açın, kimi zaman kapatın. Bunun yağı çıkar, bununla masaj yapın. Bakın acı elma yağı çok güçlü bir ağrı kesicidir. Bu yüzlerce yıldır hatta binlerce yıldır Ege'de kullanılmaktadır. Gerek deniz gerek acı elma yağı Birçok romatizmal hastalığın, birçok hastalığın ilacıdır. Deneyen yüzlerce kişiyi sonuç aldı. Siz de deneyebilirsiniz. Sakın ola lirika veya pregabalin etkin maddeli uyuşturucuya, ağrı kesici derler, tehlikeli uyuşturucuya bulaşmayın. Antidepresanlara psikiyatrik ilaçlara bulaşmayın. Bu ilaçları aldığınızda sonunuz ya fibromiyacı hastalığı, ya huzursuz bacak sendromu, ya da serotonin sendromu.